Tabii kazanmayı çok arzuladık. Özellikle geçen haftadan sonra Denizlispor galibiyetinden sonra Konyaspor'un bu kadar puansal da bir puan yakınken kazanıp üst sıralara doğru daha da adım adım yaklaşmayı arzuladık. Bunu sahada gösterdik mi? Mücadele anlamında iyiydik. Fakat Konyaspor'un genel özellikleri zaten ligdeki ve takım olarak da topa sahip olduğunda alan organizasyonu, ikinci bölgede özellikle pas oyununu çok iyi yapan bir takım olduğunu biliyoruz. Topa sahip olduğunda kalemizden uzak tutup ikinci bölgede karşılayarak hem topa sahipken bizim hızlı geçişlerimizde hem de duran top avantajını iyi kullanıp pozisyonlar üretmeye çalıştık. Bugünkü görüntü oydu. Ama ortaya koymak istediğimiz genel anlamıyla bugünkü anlayışımız her topa sahip olduğumuzda ikinci yarıda daha fazla sıklaştırdığımız o geçiş oyununu rakip savunma arkasında ya da kanatlardan beklerimizi kullanarak sağlayacağımız avantajlarda değerlendirmeyi istemiştik. Çok oldu mu? Olmadı. Çünkü Konyaspor bugün topu bizden daha fazla sahipti. Bunu avantaj olarak kullanmak istedi ama biz çok fazla şut attırdık ama bunları genel anlamıyla hep 18'in dışından, tehlikeli bölgeden uzak tutmayı başardık. Çünkü o özellikleri, özellikle kanat oyuncuları içe kat ettiğinde, topla buluştuklarında bu konuda kendilerine hücum avantajı da sağlayan bir takımdı Konyaspor. Ama iki takıma da tabii ki bugün kazanmak isteyen iki takıma baktığımızda iyi bir sonuç değil bizim adımıza 0-0. Yani bir puanın değeri lig ilerledikçe çok ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım adına şunu söylemek istiyorum, kendi adımıza, Antalyaspor adına. Tabii ki sınırlılıklarımız var. Bunları hem oyunla geliştirip hem de oyuncularla, takviyelerle bir üst seviyeye çıkarmak istedik. Bu anlamda aramıza katılan oyuncuların, Yao için geçen haftaki sakatlığı, Podolski'nin tam hazır olmayışı, Sinan'ın bugün ortaya koyduğu, Veysel'in yani tam anlamıyla adaptasyon için bu 3 haftalık süreç bizim için kısa olmakla birlikte 3 haftada kazandığımız 4 puana baktığımızda ilerisi için ben hem bu sınırlıkları ortadan kaldıracak hem oyun olarak da ileriye taşıyabilecek bir gücü hissediyorum. Bunu da ortaya koyacağımızı biliyorum. Bugünkü oyunla ilgili tabii çok orta denedik. Bekleri, kanatları kullanarak sonuçlandırmayı çok istedik ama maalesef gol pozisyonları oldu. Konyaspor girdi. Biz girdik. 0-0 hakkı mıydı? Kazanabilirdi Konyaspor. Biz de buna yaklaştık. Ama bugünkü oyun 0-0'lık sonuç. Çok kazanamayıp 11 hafta sonra kazanıp bu hafta 2 haftada gol yememek avantajlı tarafları diyebilirim bizim adımıza.